Selamlar her şeyin bir ailesi. Pazar Keyfi'nin 43. bölümüne hoş geldiniz. Ben Baran Sönmez. Mikrofonun diğer ucunda Renç var. Renç ne haber? İyiyim abi, gayet iyiyim. 43. bölüme geldik şaka maka. 50'ye doğru adım adımlarla gidiyoruz. Evet, 50'ye yuvarlayacağız gerçekten yakın zamanda. Bugün gündeme bakacağız. Savunma takımları hazırlandı. Onlara bakacağız. Koçlarla ilgili değişiklikler var. Ve Ateş Hattı ile programı noktalayacağız. Hazırsak başlayalım. Aynen, gündeme garip bir olayla başlıyoruz. Daniel House Jr.'ın skandalıyla başlıyoruz. Bilmeyenler için öncelikle konuyu kısaca özetleyelim. Daniel House bildiğiniz gibi Los Angeles Lakers'ın şu an Batı Konferansı yarı finalinde aslında. Ve Bubble'da çok katı kurallar var. Yani odaya zaten misafiriniz olarak ailenizden başka kimse alamıyorsunuz otele. Ve oyuncuların odasına da kimsenin girmesine izin verilmiyor. Daniel House bir gece büyük ihtimal dayanamadı artık ve kendisine korona testi yapmak için görevli olan kadını odasına çağırmış ve duyduğumuza göre birkaç saat geçirmişler beraber. Bunun üzerine tabii NBA ayaklandı yönetim olarak ve hemen soruşturma başlatıldı. Adam Silver ve ekibi soruşturmaya aldı hemen Daniel House'u ve soruşturma sonucunda gerçekten böyle bir şey olduğu ortaya çıktı. Tabii olayın komikliğini bir yana bırakırsak, yani bu nasıl bir profesyonellik dışı abi? Yani nasıl bir hareket bu? Özellikle sen hani Houston Rockets taraftarı olarak buna çok çıldırmış olman lazım. Tabii ki hani House getirmeyecekti seriyi, fakat hani oldukça daralan Rockets rotasyonunda House'un yeri çok önemliydi. Ve bunların hepsi bir kenara atıp kırmaması gereken bir kuralı çiğneyip takımına ve kendisine çok büyük zarar verdi. Abi bu kadar profesyonellikten uzak, bu kadar saçma sapan sezonun en önemli yanında 2-3 gün kendini tutamayan House'a buradan selam söylüyoruz. Yani Houston'da bir linçi hak ediyor kesinlikle. Senin de dediğin kesinlikle gibi, yani burada seriyi getiren adam House olmayacak tabii ki de. Ama bu takımın 6. adamı, bu takımda rotasyonun en önemli isimlerinden biri. Üçlükleri olsun, savunması olsun, enerjisi olsun çok önemli. Yani Ben McLemore'a gidiyor şimdi onun dakikaları. McLemore evet, bu takımın en iyi yüzdeli atan üçlük oyuncusu. Ama yani potaya House gibi gidemiyor. Savunmada da kayıp dediğin gibi. O yüzden yani önemli bir eksik. Zaten biraz son maçta da beyaz bayrağı çekmiştik Lakers'a karşı. O yüzden House'a selam olsun diyoruz. Helali hoş olsun diyoruz. Bir sonraki noktamız önümüzdeki sezonki NBA takvimi. Draft'ın günü açıklandı. 18 Kasım gibi gözüküyor şu an için. Aynen. Hatırlayacağımız üzere 15 Eylül'dü aslında ilk açıklanan gün. 18 Kasım'a itildi. Burada önümüzdeki sezon ilk maç günü de biraz netleşmeye başlıyor. 1 Aralık düşünüyordu Adam Silver hep, ama bu hafta yaptığı açıklamada 25 Aralık'tan önce, Noel'den önce başlamayacağını söyledi. Bunu zaten biraz bekliyorduk. Hatta biraz daha Noel'den sonra da ittirilebilir. Çünkü Adam Silver'ın ana hedefi ne abi burada? Seyircilerin maçı canlı olarak izleyebilmesi. Aynen. Öyle bir yere gelmesini bekliyor Amerika'nın. Onun dışında da 82 maç yapmak istediğini bas bas bağırdı Adam Silver. Bunun dışında tabii ki de yapması gereken bir şey de salary cap. Şu an için çok büyük bir soru işareti. Aynen. Salary cap belirlenmedikçe önümüzdeki sezonun ne olacağı biraz havada kalacak. Çünkü salary cap yoksa free agency başlamayacak. Free agency başlamazsa yeni sezon başlamayacak. O yüzden önümüzdeki haftalarda salary cap ile ilgili de gelişmeler bekliyoruz. Aynen. Ben açıkçası NBA sezonunun startının hatta Şubat, Mart falan oraya kadar gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü Baran da dediği gibi önemli olan taraftarları maça geri getirip geliri tekrar sağlamak takımlar için ve NBA için. Ve hani Adam Silver burada bir strateji olarak aşının çıkmasını bekleyebilir büyük ihtimal. Bir diğer noktaya devam edelim. Aslında Bucks cephesinde ilginç bir karar geldi. Hani beklemediğimiz bir karar geldi aslında. Çünkü playofflar boyunca çok ciddi eleştirilere maruz kalan Mike Budenholzer'la devam etme kararı alındı. Biz de çok ciddi eleştirmiştik Mike Budenholzer'ı. Özellikle Heat serisinde yani dakika dağılımında çok saçma sapan şeyler gördük. Rotasyonlarda çok saçma sapan şeyler gördük. Fakat hani burada Bucks tarafından da bakmak gerekiyor biraz olaya. Çünkü Budenholzer geçen sene yılın koçu ödülünü almış bir koç. Bu sene işte ligin en iyi takımını yaratmış, en iyi savunmayı yaratmış, en iyi hücumu yaratmış bir koç. Fakat hani playofflarda tam anlamıyla çuvalladılar. Bunu tabii böyle bir şeyi kesip atmak kolay değil Bucks yönetimi açısından. Fakat şöyle bir şey de var. Koç Bud'ın daha önce çok iyi normal sezonlar geçirip playofflarda kaybolduğunu birçok kez gördük. Bunun en önemli örneği tabii ki o 60 galibiyet alan Atlanta Hawks ve playofflarda yaşadıkları hezimet. Budenholzer kalacak olsa da Bucks'ta bir şeylerin yerinden oynayacağı
çok net bir şekilde ortada. Eric Bledsoe'nun takımdan yollanacağı belirtiliyor. Burada da gelecek oyuncu arasında Chris Paul öne çıkan isimler arasında. Evet, yani Chris Paul'la Giannis'i yan yana düşünmek biraz beni korkuttu gerçekten. Koçlarla devam edelim. Bu sezonun en sürpriz takımı Chris Paul demişken Thunder'dı. Sezonu 5. bitirdiler. Sonra Rockets'a karşı 7 maça giden seride elendiler. Ve orada koç Donovan, onun büyük bir etkisi vardı bu takımda. 5 senedir zaten Thunder takımında. 5 senede 5 playoff gördü. Ve bu süreçte 243 galibiyet, 157 mağlubiyet aldı. Ancak kontratı sona ermişti bu sezon ve bu yaz. Ve Donovan'la OKC yönetimi devam etmeme kararı aldı. Yani kesinlikle onu bir NBA takımında göreceğiz önümüzdeki senelerde. Aynen öyle. Bu arada Nate McMillan'dan boşalan Pacers boşluğunu Chauncey Billups ismi çok çıktı bu hafta. Bakalım o nereye gidecek? Hani ilginç bir isim. Bakalım neler olacak orada. En iyi savunma beşleri açıklandı dedik. Onlarla devam edelim. Şöyle bir en iyi ilk birinci savunma beşine bakalım. Giannis zaten bir sürpriz yok burada. Yılın savunması seçilen Giannis. Anthony Davis burada da bir sürpriz yok. Çünkü Anthony Davis'in seçilmesi bile bekleniyordu. Rudy Gobert son dönemlerde bu takımın kadrolu oyuncularından bir tanesi. Marcus Smart aslında burada görmeye sevindiğimiz bir oyuncu. Ve Ben Simmons benim de görmeye çok sevindiğim bir oyuncu. Çünkü Ben Simmons'la ilgili hani şutu hakkında çok dalga geçiyor, çok makara yapıyor olsak da gerçekten çok iyi bir savunmacı. Bu çoğu evet. Zaman göz ardı ediliyor. Evet. İkinci takıma bakalım burada Kawhi Leonard. İkinci takımlarda çok görmeye alışmadığımız bir isim aslında Kawhi Leonard. Aynen. Onun dışında Bam Adebayo 1'den 5'e kadar her numarayı savunabilecek ve özellikle playofflarda da görüyoruz çok etkili bir oyuncu. Bu sezonun en iyi savunması olan Bucks savunmasında iki oyuncu girdi buraya. Brook Lopez ve Eric Bledsoe ve son olarak Patrick Beverley de burada yerini aldı. Açıkçası benim ikinci takımla ilgili sorunlarım var abi açıkçası. Yani burada mesela Patrick Beverley'nin çok orada olmayı hak ettiğini düşünmüyorum mesela evet, bu sezonki hak etmedim. Aynen bu sezonki performansıyla daha çok ismiyle girmiş bir oyuncu bence. Ve Eric Bledsoe ve Brook Lopez'in de bence oraya girmesi biraz abartılmış bir seçim. Onun yerine hani kimleri alabilirler diye baktığımızda dışarıda kalan çok önemli isimler var. Yani Jrue Holiday başta olsun. Ben mesela LeBron James'in de bu sezon ikinci savunma beşine girmeyi hak ettiğini düşünenlerdenim. Tabii PJ Tucker nasıl olmaz oralarda bir yerde. Kyle Lowry orada olabilirdi. Ve Chris Dunn hani bulunduğu takımdan dolayı çok konuşulmuyor olsa da bu sezon savunmada çok büyük işler yaptı. İlginç bir seçimdi bence. İkinci takımdaki seçimleri hepsini kuşkuyla yaklaşıyorum. Evet yani burada benim için Lowry ve Tucker öne çıkan en önemli isim. Yani senin dediğin gibi burada Beverley'i kesinlikle bu takımdan atabilirdim ve Bledsoe'yu da çıkarabilirdik. Haftanın balonuna geçelim. Maçın ardından bölümde biraz konuştuk aslında. Acısız Siakam'dan. Pascal Siakam bu haftanın balonu seçtik. Yani Celtics serisinde tamamen kayboldu. Sen 130 milyonluk bir All-Star'san çıkıp pat oynayacağım burada. Ama bu seride 18 sayı barajını bir kere geçti. Ve özellikle Tatum'la karşı karşıya kaldığında gerçekten ondan bir ya da iki gömlek daha altta olduğunu gördük. Aynen yani senin dediğin gibi eğer sen bir süperstarsan, yani süperstar olmak istiyorsan, bir All-Star seviyesindeysen, 130 milyonluk bir kontratı sahipsen onun gibi oynaman gerekiyor. Ve yani All-Star oyuncuların bu seviyede sorumlulukları tutuyoruz. Hep beraber tutuyoruz. Ve hani çoğu maçta çok az da top kullandı. Hani biraz James Harden'ın az top kullanmasından bahsetmiştik. Böyle bir lükse sahip değilsin. Yani sen eğer bu camianın merkez taşlarından bir tanesi olacaksan bunun gibi oynamak zorundasın. Pascal Siakam burada hepimiz için çok büyük hayal kırıklığıydı. Ve hani 11 maçta saha içinden sadece %39 isabet, üçlükten %18 isabet, serbest atıştan %71 isabet. Sanki hani saçma sapan rakamlar, Lonzo Ball rakamları yani bunlar. Hiç olmadı yani hakikaten Pascal Siakam bu sezon playofflarda. Evet. Son bölümümüze geldik. Ateş attı. Nasıl olduğunu biliyorsunuz. Bir ben soruyorum, bir Branch soruyor. Ter dökmeye devam ediyoruz. İlk soruyla başlıyorum. Lakers mı, Clippers mı? Aynen. Bu soru galiba geçen hafta da gelmiş. Sana şampiyonluk adayı olarak gelmiş. Sen Clippers'ı şampiyonluk adayı olarak görmüştün. Burada bir fikir ayrılığındayız. Ben Lakers'ı seçiyorum Lakers Clippers eşleşmesinde. Çünkü özellikle hani Clippers'ın Denver Nuggets eşleşmesinde çok sıkıntılı gördüm. Yani o benim normal sezonda gördüğüm Clippers'dan hani o yeni bad boys denilen Clippers'ı çok göremiyorum maçlarda. Kawhi Leonard çoğu zaman çok yalnız kalıyor ve onun dışında Houston Rockets serisinde esen gürleyen bir Los Angeles Lakers var. Tabii Houston Rockets'ın çok kötü olmasının da sebeplerinden bir tanesi Los Angeles Lakers'ın çok iyi gözükmesi. Fakat ben açıkçası Lakers Clippers eşleşmesinde Lakers'ın alacağını düşünüyorum. İkinci soruya geçelim.
Ateş Hattı'nın vazgeçilmezlerinden Baron'a gelen Rocket soruları. Ne olacak bu Harden'ın hali diye bir soru gelmiş. Yani yaraya tuz dökmek böyle olabilir gerçekten. Yani Harden'ın çok konuştuk maçın ardından bölümlerinde. Yani sen eğer ligin en iyi hücum oyuncularından biriysen, en iyi skorerlerinden biriysen, yani bu Lakers maçında özellikle dördüncü maçta yani senin ortaya çıkıp oynaman gerekiyor. Bu maçın kontrolünü alman gerekiyor. Pasif olmaman evet. gerekiyor ve Harden'ı bunu yaparken çok gördük. Dediğimiz gibi yani son 8 dördüncü çeyreğinde playofflarda 4.5 sayı ortalamasıyla oynuyor. Hani sen böyle bir performans gösteremezsin. Harden'ın çıkıp oynaması gerekiyor. Ve yani umarım önümüzdeki senelerde playofflarda yine bu şekilde görmeyiz Harden'ı. Yoksa kariyeri bittiğinde onu Karmalon gibi anmaya devam edeceğiz. Aynen. Bir sonraki soruya geçelim. Duncan tarihin en iyi 4 numarası mı? Benim için öyle. Hatta benim için hani tartışmaya kapalı. Bence yani benim için aslında Tim Duncan ilginç bir şekilde hani underrated olabileceği gibi düşünüyorum. Aynen yani kimse mesela en iyi 5 oyuncusu arasında hiçbir zaman Tim Duncan'ı saymaz. Ama ben mesela Tim Duncan'ın oralarda olmayı hak eden bir oyuncu olduğunu düşünenlerdenim. Tabii burada işte Kevin Garnett, Dirk Nowitzki'ler falan onlardan da bahsederiz. Fakat benim için Tim Duncan hepsinden bir gömlek üstte bir oyuncu. Sonraki soruya geçiyoruz abi. İlginç bir soru gelmiş. Kevin Garnett, Paul Pierce, Rajan Rondo. Eğer bu sene oynasalardı playofflarda neler yaparlardı? Evet, burada yani 2007-2008 Boston Celtics'ini... Ray Allen yok galiba bu ara kadroda. Sadece Kevin Garnett, Paul Pierce ve Rajan Rondo var. Üçünü yazmışlar ama bu şampiyonluk olduğu o ilk dönemde Ray Allen da vardı, Tony Allen da vardı. O evet. Çok iyi bir kadroları vardı ve aslında bu bubble ortamı tam bu takımlık bir ortam. Hani distraction yok. Basketbol, rakiplerinle durmadan yani biraz Miami Heat havası olurdu onlarda bu sezonki gördüğümüz. O yüzden bence iyi iş yaparlardı aslında. Hatta kısa bir bola da dönerlerdi. Kevin Garnett 5 numara, Tony Allen'ı belki 4'e koyarlardı böyle PJ Tucker ya da OG Anunoby efekti gibi. 3 numara Pierce, 2 numara Ray Allen, onda Rondo. Yani iyi iş yaparlardı, finalde görürlerdi bence. Bir sonraki soruya geçelim. Curry bir şampiyonluğu daha yaşayabilir mi? Aslında yaşamaması için hiçbir sebep yok. Yani şu anda Warriors'ın yakın geleceğine baktığımızda her zaman organizasyon olarak, yönetim olarak diğer takımlardan bir iki gömlek üzerinde tuttuğum bir yönetim Warriors. Bu son hanedanlık senelerinde özellikle hep geleceği düşünerek hareket ediyorlar ve şu anda bence yakın geleceği yine tekrar domine etmek için uygun bir senaryo içindeyiz Warriors için. Elindeki draft hakları olsun, Klay Thompson, işte Stephen Curry, sağlıklı bir Stephen Curry, ellerinde Andrew Wiggins gibi takasta kullanabilecek bir parça var. Draymond Green'in de hatta takaslarda kullanabileceğini düşünürsek bence yakın zamanda Curry'nin bir şampiyonlukta yaşamaması için hiçbir sebep yok açıkçası. Bir sonraki soruya geçiyoruz abi. Kariyerleri bittiğinde kimin daha fazla yüzüğü olur? Luka Doncic mi, Jason Tatum mu? Güzel ya, bu ligi yani. Önümüzdeki 15 sene boyunca domine edecek iki oyuncudan bahsediyor. Yürütecek yani. Ya burada ben Luka Doncic diyorum. Biraz bence daha düşünürsek biraz daha riskli bir karar aslında. Çünkü Tatum o seviyeye gelmiş bir oyuncu bile. Son 4 senede 3 kere konferans finali yapan bir oyuncu ve inanılmaz bir takım var etrafında. O yüzden o biraz daha ilk şampiyonluğuna daha yakın diyebiliriz. Aynen. Ama Luka Doncic'in tavanı o kadar yüksek ki yani bence kariyeri bittiğinde onun kaç kere MVP olduğunu, gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri olup olmadığını mı konuşacağız. Bir aynen sonraki sorumuza geçelim. Derrick Rose mu, Damian Lillard mı? Güzel bir soru gelmiş. Yani ikisinin de en iyi zamanını göz önünde bulundursak Derrick Rose hani MVP senesinde hepimize çok farklı duygular yaşattığı için bir adım önde olabilir. Ama kariyerlerine baktığımızda bence tabii ki Damian Lillard hani süreklilik açısından tabii sakatlanmamış olması da büyük şans ve iyi ki de sakatlanmadı Damian Lillard. Kariyerlerine baktığımızda Damian Lillard diyorum. Şöyle güzel bir soru gelmiş abi. Batı'nın galibi şampiyon denilebilir mi? Yani Lakers mi Clippers bundan geçtim. Batı'yı kazanan şampiyon olur mu sence? Kısa bir cevap vererek evet diyorum. Ya aslında düşünürsek burada yani burada tabii tartışabiliriz. Miami Heat'in yükselen performansı var. Boston Celtics çok iyi oynuyor. Özellikle savunmasında. Ama yani baktığında, kadro olarak baktığında Lakers'ın o performansı senin de dediğin gibi şu son seride gördüğümüzde yani ben Batı'dan çıkacak takımın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Güzel. Bir sonraki sorumuz, hangi oyuncu olmak isterdin? Güzel bir soru. Hangi dönemde oynadığımıza da çok bağlı. Eğer 2000'lerdeysem kesinlikle Allen Iverson olmak isterdim. Allen Iverson demezsen aynen zaten kapatacaktım programı. Zaten Allen Iverson'la büyüdük. Allen Iverson'cıyız sonuna kadar. Allen Iverson olmak isterdim. Ve hani karakteri olsun,
NBA'ye kültürüne kattığı şeyler olsun. Benim için yeri çok farklı. Bu son 20 seneye baktığımızda herhalde benim için LeBron James olmak en iyi senaryolardan biri olurdu. Sen kim olmak isterdin? Aklıma niyeyse durmadan Dennis Rodman geliyor şu an. O yüzden Rodman deyip kapıyorum. Güzel. Bir soru sorayım için. Bu bölümde bahsettiğimiz iki isimle ilgili bir soru geldi. Savunmada Patrick Beverley mi, Marcus Smart mı? Smart abi. Yani şu an aynen, hiç düşünmeden cevaplayacağımız kesinlikle bir soru. Belki sezon başında biraz daha düşünebilirdik ama yani Tatum'un da dediği gibi savaşa gideceksek yanımızda Smart'la gidiyoruz. Aynen. Bir sonraki sorumuza bakalım. Aktif en iyi oyuncu. LeBron James. Evet. Kısa bir cevap doğru. Kısa bir cevap doğru bir cevap. En sevdiğiniz forma tasarımı. Oo, güzel soru. Arkadaki formalara da bakarsak güzel bir şeyler bekliyoruz senden. Abi güzel bir soru geldi çünkü bu soruyu okurken hemen gözüm sağa ve sola gitti. Çünkü yani en sevdiğim iki formalardan biri bu Chicago Bulls'un siyah kırmızı stripe'lı Jordan forması. Yani. Ve diğeri de Vancouver Grizzlies'in o eski old school throwback bu sene dönen forma. Üçüncüsü de Miami Heat'in o Miami Vice formaları. Aslında yukarıda o siyah olan duruyor var şurada. Öyle. Ama yani o baby blue dediğimiz daha açık aynen mavi bayağı tatlı bir forma. Yani formalarla ilgili istersen sabaha kadar konuşabilirim. Yani çünkü en sevdiğim konulardan biri. O yüzden bunu böyle kapatalım. Bir sonraki sorumuz, Boston tarihinin en büyük oyuncusu kim? Evet, Bill Russell. Ama sonra hemen ardından Larry Bird geliyor. Yani Boston Celtics tabii tarihi boyunca çok büyük oyunculara sahiplik yapmış bir camia. Çok büyük bir camia. NBA'in vazgeçilmez taşlarından bir tanesi. Son sorumuza geçelim. Belki çok haftalardır, aylardır aklımızdan bile geçmeyen bir oyuncuyla ilgili bir soru gelmiş. Blake Griffin hakkında düşünceleriniz neler? Yani yıllardır bir diyebilirsin yani herhalde Blake Griffin hakkında konuşmamız. Yani Blake Griffin'in en iyi dönemini atlattık artık. Yani Blake Griffin daha iyi olacağını bilmiyoruz. 30'lu yaşlarına geldi artık evet. Ve şu an Pistons'la 2 senelik daha kontratı var yanlış hatırlamıyorsam ve sene başında da 35-36 milyon dolardan fazla kazanacak bir oyuncu. Bunu hak ediyor mu? Hak etmiyor tabii ki de. Ve yani sakatlıklardan çok çekti. Eski o patlayıcılığı yok. Çok kötü bir takımda. O yüzden önümüzdeki sezonlarda da bence çok başarılı görmeyeceğiz. Ama o kontratı bittiğinde, 32 yaşına geldiğinde onu önemli bir takımın önemli bir parçası olarak, hani üçüncü bir parça, üçüncü, dördüncü bir parça olarak görebiliriz Blake Griffin'i. Aynen öyle. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Ateş attığı ile ilgili siz neler düşünüyordunuz? Bu soruları nasıl cevaplardınız? Yorumlara bırakabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese basketbol dolu, playoff dolu haftalar diliyoruz. Sevgiler.